Merhaba arkadaşlar, Almanca kolay hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Bugünkü dinleme, anlama ve anladığımızı görselleştirme, ardından yazma çalışmasına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde arkadaşlar artikel konusunu işliyor olacağız. Biliyorum arkadaşlar, artikel deyince çoğu arkadaşımız çoğu zaman ne yapıyor? Yani bu işin içinden nasıl çıkarız diyorlar. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Artikellerin hiçbir mantığı yok. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Artikeller daha önceki derslerimizde de görmüştük. Herhangi bir anlamı olmayan, öyle değil mi? Nesnelerin başlarına getirilen güzel Türkçemizde olmayan durumlardı. Dolayısıyla bunu yaparken, bunu öğrenirken arkadaşlar dersimizde, önceki derslerimizde renklerden istifade etmiştik. Hatırlarsanız mavi renk neyi sembolize ediyordu arkadaşlar? Der artikeli. Yani bu der e, artikeli maskülen bir durumdu. Di artikeli ise kırmızıyla ifade ediliyordu. Bu da feminendi öyle değil mi? Das artikeli de yeşil ile iş, e, işaretleniyordu ve bu da nötr anlama geliyordu. Çoğullarda da ne yapıyorduk arkadaşlar? Sarıyla işaretleme yapıyorduk ve çoğullar her zaman hangi artikeli alıyor arkadaşlar? D artikelini alıyor. Şimdi bu bilgilerin üzerine ben bir... E, daha bir pekiştirici bir şey öğretmek istiyorum, göstermek istiyorum arkadaşlar. O da işaret dili. Şöyle ki, çocuk oyunlarından bilirsiniz, taş, makas. Kağıt oyununu hepimiz hatırlıyoruzdur öyle değil mi? Bu Almanca'da da var olan bir durum. Şimdi ben Almanca'da taş için der Stein diyorum. Makas için die Schere diyorum. Kağıt için das Papier diyorum. Peki bu taş makas kağıtla Artikl'in arasındaki e, bu ilişki nedir diye e, eminim ki soruyorsunuzdur. Diyelim ki arkadaşlar bir nesne aldık elimize ya da o nesneye dokunuyoruz. Bu nesne söz gelimi elimdeki kurşun kalem olsun. Kurşun kalem neydi arkadaşlar? Bleistift. Bu durumda Bleistift'in artikeli neydi? Bakın bu işaret ne anlamı geliyordu? Der Stein demekti değil mi? Taş. Dolayısıyla ben taş işareti yapıp bu nesneye dokunduğumda ne demiş oluyorum? Dea Bleistift demiş oluyorum. Dolayısıyla ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Görselleştirmiş oluyorum. Renkleri de tabi yazaraktan işin içerisine kattığımızda e, ne olmuş oluyor? Bunu çok iyi bir şekilde e, öğrenmiş oluyoruz. Ancak işaret dilini de e, işin içerisine kattığımızda emin olun bu öğrenmiş olduğumuz e, artikelleri, yeni yeni e, nesneleri daha da bir özümsemiş oluyoruz. Şimdiki yapacağımız çalışma şu şekilde olacak arkadaşlar. Ben size nesneleri söylüyor olacağım. Eğer mümkünse Çevrenizde kağıt kalem varsa bunu yazın. Şayet kağıt kalemimiz yoksa arkadaşlar bunu görselleştirmeye çalışın ve nasıl yazıldığını bir düşünün ve başına nasıl bir artikel geliyor? Bunu bir hatırlamaya çalışın. Olur mu? Sonrasında ne yapacağız biliyor musunuz? Tahtanın başına geçeceğiz ve artikel'li şekilde bütün bu nesneleri görüyor olacağız. Şimdi ben e, dinamik bir şekilde Nesnelerin üstünden geçiyor olacağım. Ee, sonraki okumamda tabi birazcık daha yavaş bir şekilde okuyor olacağım ve siz bunu e, görselleştirmeye çalışın ya da mümkün e, mümkünse eğer yazmaya çalışın. Hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. Buh. Taşı. Foto. Uhr. Computer. Fernseher Kreide Lampe Papier Radiergummi Bild Tafel Stuhl Tisch Evet bunları duyduk şimdi. Şimdi görselleştirelim arkadaşlar ve yazmaya çalışalım ve yazdığımızda iki defa söylüyor olacağım size bu nesneleri ve bunu yazarken de arkadaşlar artikelini de mutlaka bir e, düşünelim. Acaba hangi artikel bu ilgili nesnenin başına gelebilir? Hazırsanız başlıyorum. Buch. Buch. Tasche. Tasche. Foto Foto, Uhr, Uhr, Computer, Computer, Fernseher, Fernseher, Kreide, Kreide, Lampe, Lampe, Papier, Papier. Radiergummi Radiergummi Bild Bild Tafel Tafel Stuhl Stuhl Tisch Tisch Şimdi de dilerseniz arkadaşlar işi daha bir kolaylayalım, kolaylaştıralım. Ben İşaret diliyle bunun artikelini size vermeye çalışayım ve bu şekilde bir görselleştirmeye çalışın. Tekrar bir hatırlayalım. Bu neydi? Der, der Stein, die die Schere, das das Papier. Siz de dilerseniz bir deneyin arkadaşlar. Bu demek ki neymiş? Der Bu neymiş? Die das, der, die, das. Şimdi nesneleri söylüyorum arkadaşlar ve artikeliyle bunu göstereceğim. Ancak artikeli söylemeyeceğim. Demek ki der, die, das ilgili söz bu neydi? Bleistift. Ne yapıyor olacağım? Bunu göstereceğim ve Bleistift diyeceğim. Dolayısıyla bu neydi arkadaşlar? Der, der Bleistift görselleştirmeye mümkünse yazmaya çalışalım. Başlıyorum. Buh. Buh. Taşı. Taşı. Foto. Foto. Uhr. Uhr. Computer. Computer. Fernseher. Fernseher. Kreide. Kreide. Lampe. Lampe. Papier. Papier. Radiergummi. Radiergummi. Bild. Bild. Tafel. Tafel. Stuhl, stuhl, teş, teş. Şimdi dilerseniz tahta başına geçelim ve ile beraber bu nesneleri görelim. Arkadaşlar az önce de hatırlattığım gibi bu artikellerin aynı zamanda renkleri de vardı öyle değil mi? Zaten bunları sürekli ilerki ders konularında da e, işliyoruz. Çünkü bu sayede ileriki konularda arkadaşlar o ilgili yapıların nasıl bir dönüşümden geçtiğini bu sayede görmüş oluyoruz. Yani söz gelim işte der artikeli ilgili işte durumda nasıl bir dönüşüme geçmiş bu sayede çok daha rahat bir şekilde görselleştirmiş oluyoruz. Buradaki renklere baktığımızda demek ki arkadaşlar D mavi Die kırmızı, das yeşil ve çoğu sarı değil mi? Die plural olarak geçen Çoğularda da sarıyla işaretleme yapıyorduk. Dolayısıyla sizler de eğer mümkünse arkadaşlar bunu markör kalemlerle olabilir ya da renkli keçeli kalemler olabilir, kuru boyalar olabilir. Bunlarla işaretleme yaparsınız. Böyle bir alışkanlık geliştirirseniz söz gelimi ileriki zamanlarda bile bunu yapabilirsiniz. Diyelim ki bir metin gördünüz ve bu metni işte nasıl bir artikelden geldiğini işaretlerseniz emin olun zihnimiz o kadar hızlı bir şekilde algılıyor ki e, bu dönüşümleri dolayısıyla çok daha rahat bir şekilde kavramış oluyor evet. ve az önceki bu işaret dilini de işine işin içerisine kattığınızda burada da gene bir e, işi kolaylaştırmış oluyoruz artikeller artık böyle e, bazı e, öğrenen arkadaşlarda olduğu gibi korkulu rüya olmaktan çıkıp çok böyle keyifli bir eğitim faaliyetine dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla bu anlamda kesinlikle bunu yapmanızı öneriyorum. Şimdi az önce de söylemiş olduğum bu nesnesine baktığımızda bunun artikeli neymiş arkadaşlar? Das Buch. Das Buch ne demekti? Das Buch kitap anlamına geliyordu. Öyle değil mi? Taşı demek ki taşı'nın artikeli di taşı bu neydi arkadaşlar? Çanta demekti öyle değil mi? D taşı demek ki S c H değil mi? D taşı bu şekilde yazılıyormuş. Das Foto zaten anlaşılacağı üzere fotoğraf anlamına geliyor. Demek ki bunun da artikeli neymiş? Das Foto. U, die U, evet Buraya dikkat edelim arkadaşlar. U H E şeklinde yazılıyor. Ancak nasıl telaffuz ediliyor? U A değil mi? Sanki U A harfleri varmış gibi. Elbette öyle yazılmıyor. Bu şekilde yazılması gerekiyor. Bunun da artikeli diymiş değil mi? Bunu da nasıl gösteriyorduk? Değil mi? Makas işaretiyle D şeye yani D U A. Der Computer bunu da değil mi? Der Stein taş şeklinde gösteriyorduk. Demek ki computer bunun da artikeli dermiş. Der computer. Bu da adı üstünde bilgisayar. Öyle değil mi? Der fernseher. Fernseher neydi arkadaşlar? Fernseher televizyon demek. Aslında baktığımızda kelimenin böyle kökenine baktığımızda fern uzak demek. Zehen görmek uzakları görür. Hani sanki dürbünmüş gibi ama tabii ki değil. Ne anlama geliyor? Televizyon anlamına geliyor. Ve bunun da artık eli neymiş? Dea Fernseher. Değil mi? Der artık elini alıyormuş. Kaydı Die Kreide, Kreide arkadaşlar tebeşir demek. Şimdi eminim ki diyeceksiniz ki Erhan hocam yani günümüzde artık tebeşir mi kaldı? Artık değil mi tahtalarda beyaz tahta var, işte markör kalemler var değil mi? Ancak şöyle de bir ilginçlik var arkadaşlar. Almanya'da hala tebeşirle tahtalar yazılıyor. Tıpkı bizim çocukluğumuzdaki gibi tebeşirle yazım devam ediliyor. Dolayısıyla Die Kreide gayet güncel bir e, nesne Almanya için konuşacak olursak. Die Lampe'yi görüyoruz. Die Lampe güzel Türkçemizde de bu ne anlama geliyor zaten? Fonetik olarak da yakın değil mi? Lamba. Demek ki bunun da artikeli neymiş arkadaşlar? Die'miş. Dolayısıyla Die Lampe demiş oluyoruz. Papier. Papier. Das Papier. Neydi bu arkadaşlar? Das Papier. Kağıt anlamına geliyor. Değil mi? Der Radiergummi, Radiergummi. Burada dikkat etmemiz gereken değil mi? Doppel M, çift M ile yazılıyor oluşu çok önemli ve IE ile Değil mi? Bir araya geldiğinde ne yapıyorduk arkadaşlar? İyi uzatıyorduk. Yani kalkıp radir gumi demiyoruz da ne yapıyoruz? Radia gumi diyoruz. Bu arada tabi bu fonetik çalışmalarında sizlerle sürekli tek telaffuz çalışmasını yaptığımızda aslında burada doğru bir şekilde Almanca'yı da e, göstermeye çalışıyoruz. Burada bu R'yi Gırtlaktan çıkartmak için e, eminim ki siz de uğraşıyorsunuzdur. Yapabildiğiniz kadar yapmaya çalışın. Ama elbette Almanlarda da bunu yapamayan insanlar da olabiliyor. O anlamda lütfen kendinizi böyle şartlamayın. Kendinize haksızlık etmeyin. Çünkü bu zaman içerisinde oluşuyor. Dil aslına baktığımızda değil mi e, bir iletişim aracı. Ve siz bunu düzgün bir şekilde kurduğunuzda zaten... Ee, bu dilin e, fonksiyonunu gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla onun da zamanı var. Lütfen kendinize bu zamanı tanıyın. Diyorum ve bir sonraki eyleme daha doğrusu isme geçiyorum. Das Bild. Das Bild bu da arkadaşlar resim, tablo, foto anlamına geliyor. Das Bild. Der Gadiagumi, bunu söylemeyi unuttum. Der Gadiagumi arkadaşlar silgi demek. Die Tafel, die Tafel bu da arkadaşlar tahta anlamına geliyor. Der Stuhl, Der stuhl. bu da iskemle, sandalye anlamında. Der tisch. Der tisch, bu da arkadaşlar masa anlamına geliyor. Dilerseniz bu gördüklerimizin üstünden şöyle düzgün bir şekilde telaffuzu düzgün bir şekilde geçelim. Das Buch. Das Buch. die Tasche, die Tasche das Foto, das Foto die Uhr, die Uhr der Computer, der Computer der Fernseher, der Fernseher die Kreide, die Kreide die Lampe, die Lampe das Papier. Das Papier. Der Radiergummi. Der Radiergummi. Das Bild. Das Bild. Die Tafel. Die Tafel. Der Stuhl. Der Stuhl. Der Tisch. Der Tisch. Der Tisch. dersimizin daha geldik arkadaşlar. Bu dersimizde çeşitli nesneleri ve bunların artikellerine önce ne yaptık arkadaşlar? Duyduk, bunu zihnimizde resmettik ve ne yaptık? Yazıya geçirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Tschüss!